Almus Yatırım ile size özel ekonomi bülteni. Herkese günaydınlar. Almus Yatırım için hazırladığımız sabah bültenimize hoş geldiniz. Bugün 17 Ocak Çarşamba 2018. Şimdi endeksin dünkü hareketine baktığımızda önemli bir destek bölgesi gerek haftalıklarda gerek aylıklarda gün başlarken de bahsetmiş olduğumuz önemli bir destek bölgesi olarak ifade etmiş olduğumuz 111.000 haftalıklarda test edildi ve arkasından bir tepki ihtimalinden bahsetmiştik ki bu tepki günün ilerleyen saatlerinde çok ciddi olarak güçlendi ve neredeyse günlük %3'lük, %3'e yakın bir marj oluşturarak günü en yukarıda tamamladı ve gayet olumlu, gayet pozitif. Gerek sabah dünkü raporumuza gerekse gün ortası raporumuza bahsetmiş olduğumuz olumlu bir tepki hareketi ama biraz daha sert ve hızlı bir şekilde gerçekleşti. Ortalamaların üzerinde bir kapanış. Tabii şimdi yine 115.000 seviyesine gelmiş olduk. 115.000 seviyesini bu anlamda bir direnç direnç bölgesi olarak izliyor olacağız. Çünkü 114.418 gibi bir kapanış var. Hemen bu kapanışı girdiğimizde ne anlam ifade ediyor? Şimdi haftalıklarda en düşük seviyeden neredeyse bütün marjları aşağı test ettikten sonra en düşük ne görülmüştü? 111.100 görüldü. Bakın bizim tablomuzda şunu demiştik gün ortasında. 111.500 bunun üzerinde tepki ihtimali istek var. Dolayısıyla hızlı bir tepkiyle birlikte 113.294'ün üzerine atmış olması bu. Pivot bölge olan haftalık kapanışta haftalığı sıfırlamış oldu. O eksileri geri almış oldu. Ve tam pivot bölgede kapanış yaptı. 113, 700, 113, 300 artık kısa vadeli bir destek olarak karşımıza çıkacaktır. Yukarıda özellikle 114, 700, 114, 800 bölgesi. Açılış sonrası haftalıklardaki pivot bölge 114, 600, 114, 800 olarak bakıyoruz. Bakın mavi bölge. Bu bölgenin üzerinde eğer, daha doğrusu bu bölgenin üzerine atması ve bu bölgenin üzerinde tekrar 115'lerin üzerinde hareketlerin yeni yeni pozitif, olumlu bir süreç getirmesi anlamında 115.800 üzerine atmadığı müddetçe ki 115.000 üzerinde ihlal edilebileceğini söylüyoruz. İhlal edilebilir, 115.000 üzeri görülebilir ama 115.800 üzerine atmadığı müddetçe yeni rekor, yeni güçlü hareketler beklemek biraz açıkçası iyimserlik olacak. Kısa vadede ne kadar? Belki 2-3 günlük süre içinde. Ama aşağıda 114, hatta haftalıklarda, günlüklerde 114'ün altı test edilebilir zaman zaman. Ama aşağıda 113-300 seviyesi. Bakın 113-300'ü neden önemli diyoruz? Çünkü 113 kırıldıktan sonra nereye geldik? İkinci kırmızıya zaten geldik. Ama 113-294 üzerinde kalması demek, aynı zamanda bakın aylıklarda da bu seviyenin ne kadar önemli destek olduğunu bize gösteriyor. Aylıklarda da dün itibariyle hemen hemen kırmızılar test edilmişti. Aylıklarda 113-300'ün ne kadar önemli bir seviye olduğunu buradan net olarak görebiliyoruz. Yıllıklarda bile 110'un ne kadar önemli destek olduğunu buradan net olarak görebilirsiniz. 110 son noktada satıcılı sürecin başlayacağı, borsanın trendinin belki de kısa vadede dönmesi noktasında 110 seviyesinin çok önemli olduğunu bize gösteriyor. 110 seviyesi altındaki kapanışlarda ancak ciddi sıkıntılı süreç, kar realizasyonun uzun sürebileceği anlamında işaret olacaktır. Ama şu an burayı konuşmuyoruz tabii. 113, dün hemen hemen dönen bölgeye yakındı. 110, 113, 110 bölgesi. 110, 111 bölgesi. Aylıklarda ise 113, yıllıklarda pivot bölgeye denk geliyor. 113.000 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe borsada olumlu istek, 115, 115'ten üzerine atma isteği devam edecektir diyoruz. Hemen buradan şöyle bir yakın vadeye dönelim. Yakın vadeye dönelim. Yakın vadeden yine dün bahsetmeye çalıştığımız önemli destek aralığı çalıştıktan sonra 138, 142, 138. Çok ciddi bir tepkinin geldiğini net olarak burada gördük. Ve ortalamaların üzerinde bir kapanış. 142.600 kapanışını hemen şöyle alıyoruz. 142.000 dün itibariyle görülen 138.250 gördüğünüz gibi rakamlar
neredeyse nokta çalışıyor. Dün de bahsetmiştik arkadaşlar. Haftalıklarda 140.800'in kırılması demek 138.200 anlamına gelmişti. Bu aynı zamanda bakın aylıklarda çok önemli bir kritik bölgenin altına ihlal anlamına geliyordu. Bunun üzerinde durdu. 100 endeks nerede durmuştu? 113'ü kırdıktan sonra 110'lara kadar, 111'lere kadar geri çekilmişti. Ama burada bu ihlal gün içi gerçekleşti ama kapanış haftalık kapanış oluşmadı müddetçe. 139.400 demek ki bizim için çok önemli bir seviye. 139.000, 138.000 bu bölge önümüzdeki süreçte özellikle eğer 137.000 seviyesi altında kapanış görecek olursak bu satış baskısının devamı anlamına gelecek. Ama 139.450 üzerinde kaldığı müddetçe yukarıda 145'ler ve üzerine test eden hareketleri konuşuyor olacağız. Bu tabloya baktığımızda şu anki durumda bize tablo şunu gösteriyor. İlk etapta dünkü kapanışı girdiğimizde arkadaşlar hemen şöyle açıyorum. Dünkü kapanışı girdiğimizde bugün 142.200 çok önemli destek. 142.200 önemli destek. Bu seviyenin altında hareketler olması halinde 140.000'leri konuşuyor olacağız. Bu aynı zamanda 141.000'in denk geldiği haftalıklarda da 141.800-141.000 bölgesine denk gelmekte. Yani 141.000 bölgesini bu anlamda izlemek lazım. Altında kapanışlar oluşması halinde sıkıntılı süreçlerden bahsediyor olacağız. Ama bugün doları da buradan eğer değerlendirecek olursak bugün dolar için en önemli günlerden bir tanesi. Çünkü dün gördüğünüz gibi ters yüz olan bir hareket. Gün 3.83.30'lara kadar yükseldikten sonra ortalamaların üzerinde kaldı ama satış baskısı vardı. Daha önce de bahsetmiş olduğunuz gibi bakın şu kırmızı ortalamanın geçilmesini bekleyebiliriz. Hatta bugün bu manada da önemli bir gün. Yukarıda dirençlere baktığımızda hemen isterseniz dünkü 3.79.10 kapanışını dolar TL'de girelim. Haftalıklarda ne anlama geliyor bu? Haftalıklarda evet 3.77 üzerinde kaldığım müddetçe 3.80'lerin üzerine denemek isteyen hareketler. Şu an için 3.80.70, 3.82, 3.81.90 bu araları gün içinde test etme olasılığı var mı? Evet böyle bir istek var gibi gözüküyor. Günlüklerde 3.80.20'nin üzerinde şu an 3.81'e ulaşan bir hareket görüyoruz. 3.80 üzerinde kaldığım müddetçe zaten önümüzdeki saatlerde eğer kalma isteği devam ediyorsa büyük ihtimalle 3.81.70'i tekrar deneyebilir. 3.81.70, 3.81.90 bugünün önemli direnç bölgeleri. Bu seviyeler üzerinde günlük kapanış veya ard arda saatlik kapanışlar oluşmadığı müddetçe büyük ihtimalle tekrar 80 ve 80'in altına çekilen bir hareket görme olasılığımız oldukça yüksek. Gün içinde dolarla ilgili ve hisselerle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Tabii tahvil tarafındaki tabloya baktığımızda tahvilde de sıkışan hareketin hala hazırda devam ettiğini görüyoruz. Aşağı yönden tekrar 13.5 atan bir hareket içinde. Bu bankacılık sektörü hisselerine baktığımızda aslında yavaş yavaş diplerin oluşmaya başladı. Bankacılık sektöründe olumlu gelişmelerin önümüzdeki enflasyon düşüşüyle birlikte gelişebileceğini, olumlu beklentilerimizi bankacılık sektörünün endeksi tutması veya yukarı yönde devam ettirmesi anlamında izlenmesi gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Garanti Bankası'na baktığımızda gayet olumlu. Dün bahsetmiştik. Akbank aynı şekilde baktığımızda Akbank'ın olumlu. Halkbank'a baktığımızda Halkbank'ın da olumlu bir dönüş yapmaya başladığını. Vakıfbank zaten son dönemde en güçlü banka hisseler içindeydi. Yapı Kredi Bankası'na baktığımızda burada da iyi bir dönüş olduğunu görüyoruz. İş Bankası C biraz daha diğer bankalara göre düşük kaldı. Ama sonuç itibariyle bankacılık hisselerine dikkat çekmiştik. Olumlu istek bugün de devam ediyor diyoruz. Bu noktadan baktığımızda gün içinde oldukça fazla detaylı çalışmalarımız olacak. Gerek gram altın, gerek altın, petrol birçok çalışmayı gün içinde takip edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.